Şimdi peki hani bu ortamı evet inceledik. Şimdi gelelim bunun VS Code'dayken yani Python kodları arasında bunu nasıl yazabiliriz, nasıl oluşturabiliriz buna bakalım. Nasıl kullanabilirim ona bir bakalım. Öncelikle bunu yapabilmem için bir veri tabanı bağlantısı cümlesi yazmam lazım. Aynı zamanda da eğer bir veri tabanı oluşturduysam bunu belirtmem lazım. Oluşmadıysa da bunu yeniden oluşturmam lazım. Bununla ilgili cümlelerimi öncelikle yazacağım. Şöyle yan tarafı alıyorum. Evet, aşağıda kalsın. VS Code'da bugün tarihiyle bir veri tabanı oluşturdum. Bakın daha önceki oluşturduklarım buraya zaten geldi. Ne yapıyorum? Yeni bir file diyorum. Ne diyelim buna connection bağlantı ile ilgili connection file ismini verebilirim. Şuradan da HTML'ye girelim. Bekletelim komut satırını. Öncelikle ne yapıyorum? Bir import işlemi gerçekleştirmem lazım. O da nedir? SQLite ile ilgili bir import işlemi yapmam lazım. SQLite 3'ü kullanıyorum. SQLite 3'ü evet, uzun uzadıya yazmamak için buna ezle bir yeni bir isim belirtiyorum. İsterseniz SQL ya da ona benzer bir isim verebilirsiniz. Lit isminde standart bir kullanım var internette. Bu şekilde kullanıyorum. İstediğiniz ismi verebilirsiniz tamamen dediğim gibi. Yeni bir main fonksiyonu oluşturuyorum ve bu main fonksiyonunda yine bizim şu standart if name ile çağırmalı bir özelliğimiz vardı. Onu kullanalım. Şöyle main fonksiyonu bana çağır diyoruz. Şimdi ne yapacaktım? Öncelikle veri tabanım var mı yok mu ona bakacağım. Vermiş olduğum veri tabanının ismine göre. Eğer yoksa bunu oluşturacak ve varsa da bunu kullanmaya başlayacak. Bunun için bir try catch bloğu kullanacağım. Try catch'ten ziyade try expect finally bloğunu kullanıyorum. Tamamen try catch ile aynı mantıktadır. Py tarafında kullanımı bu şekildedir. Şu pass'leri siliyorum. Bunların içerisine kod yazacağım. Pass kodu bu arada herhangi bir şey yapamayacaksa es geç anlamındadır. Başka şuradan da şimdi şunu silebilirim. Try, accept ve finally bloklarım var. Başlayalım. Mesela lit'ten bakın lit yazdım. Benim SQLite'ımı öncelikle ne yaptı? Kontrol etti. Buradan connect özelliğini alıyorum. Connect özelliğinde benim direkt veri tabanının ismini veriyorum. Genellikle dizinin içerisinde olduğu için herhangi bir dosya yolu belirtmiyorum. Başka bir yerden çekecekseniz onun dosya yolunu tabii ki de belirtebilirsiniz. Ne diyelim? İşçiler, çalışanlar mı diyelim? Ne diyelim? İş yeri DB diyelim. İş yeri DB diye bir veri tabanına bağlan diyorum. Ve bağlanıp bağlanmadığını kontrol edebilmem için şöyle ekrana küçük mesajlar atalım. Veri tabanı oluşturuldu. Herhangi bir hata oluşursa da şöyle bir mesaj versin. Veri tabanı oluşturma işleminde hata. Şu şekilde bir mesaj versin. Finally'de de işim bittikten sonra bunu kapatalım. Yalnız bunu bir değişkene atalım. DB diye bir değişken. Ondan sonra DB nokta dediğim zaman bana bir close seçeneği sunsun. Bakalım oluşturmadık. Kendisi oluşturacak mı? Bir deneyelim. Yoksa hata gelirse de bakarız. 25 aralığın içerisine geldim. File connection diyorum. Kaydettiğim dosyamı çalıştırıyorum. Veri tabanı oluşturuldu dedi. Bakın anında yan tarafta iş yeri DB dosyası hemen klasörümüzün içerisine düştü.
Bu bağlantı ile ilgili bir cümlemizde. Şimdi veri tabanı ile ilgili bir özellik belirtelim. Bununla da ilgili ayrı bir CareTablePy diye bir yeni Python dosyası oluşturuyorum. Aynı şekilde SQLite hem elimiz alışsın hem kullanıma gözümüz alışsın diyerekten def main'leri oluşturuyorum. If main eşittir main. Tamam, ben main'i çağırıyordum. Yine try hangisini kullanayım? Except finally kullanıyorum. Pass'leri aldırıyorum. Şurada bir hata mesajı verelim. Nasıl kullanıldığını en azından görelim. Şurada dursun. Üzerinden gideyim. Yine ne yapıyorum? Veri tabanını öncelikle connect işlemiyle kontrol ettiriyorum. Neydi? İş yeri DB. Bunu bir değişkene atıyorum. Fonksiyonlarına ulaşabilmem için, lead connect fonksiyonuna ulaşabilmem için. Peki buradan gidemez miyim close'a? Tabii ki de bunu da yazabilirim şu şekilde. Ancak hani değişkeni atıp kullanmak biraz daha rahat olacaktır. Peki DB dedim. Sadece DB'de close özelliği mi var? Hayır. Veri tabanınızla ilgili execute işlemlerimizi yapabileceğimiz ve kullanabileceğimiz bir execute özelliğimiz var. Kursör özelliğimiz var. Kursör bu. Tamamen hani execute işlemini yapabilmeniz için, SQL kodunu canlandırabilmeniz için bir nevi hani okuma kafasını devreye sokuyormuşumuz gibi aklınızda tutabilirsiniz bu özelliği. Yine commitleme işlemini yapabiliyorsunuz, commit. Başka rollback işlemleri yapabiliyorsunuz. Hani trigger'da kullanabildiğiniz özellikler vardı. Yine trace callback özellikleri gibi gibi bir sürü hani özellik bulunmakta DB'yi seçtiğiniz zaman. Bunların hepsi nereden geliyor? Tabii ki de SQLite framework'ünden gelmekte. Peki ben şimdi buradan kursör diyorum. Canlandırmak için bunu da bir kursör değişkenine atıyorum. Sorgu diye bir değişken oluşturuyorum. Şimdi SQL sorgumu aslında bir çift tırnak arasına yazacağım ve bunu bir stringmiş gibi ne yapmış olacağım? Execute edeceğim veri tabanını. Bunun içinde bir sorgu diye bir değişken oluşturuyorum. Normal create table şeklinde artık tablomu oluşturmaya başlıyorum. Create table kullanıcılar diyelim mesela. Şurada hemen ne yapıyorum? Parantezimi açıyorum. ID diyorum. Integer. İsim diyorum. Text özelliğini veriyorum. Varchar da verebilirsiniz. Başka soy isim. Text. Basit olması açısından kısa kısa yazdım. Sorgumuzu verdik. Şimdi artık sorguyu verdim. Buna execute etmem lazım artık. İşleme sokmam lazım. O yüzden kursörü nokta execute deyip buraya neyi gönder diyor bana? SQL'ini gönder diyor. Bakın string ifade içerisindeki SQL değişkenini gönder diyor. Herhangi bir parametrem varsa da bunları belirtebilirsin diyor. Şu an parametre kullanmayacağım. Ancak update işlemlerinde veya delete işlemlerinde parametre kullanacağım. Bu yüzden o kısmı boş bırakıyorum. Direkt sorgu değişkenimi buna gönderiyorum. Hemen kullanıcıya da bir mesaj oluşturuyorum. Tablo oluşturuldu şeklinde. Şimdi try catch bloğunun catch kısmında yani accept beklentiniz beklenti bloğunda ne yapıyorum? Buraya bir ifade bırakmam lazım. Nedir? O da lit'in içerisinde zaten bir error diye bir metot bulunmakta, daha doğrusu error diye bir çatı bulunmakta bu framework'ın altında. Nedir? Bütün error'lar burada aslında saklanmakta. Bunları da hani kullanıcıya belirtmek istiyorsam şu şekilde bir isim belirtiyorum. Print diyorum.
ne diyelim? Tablo oluş kullanmadık. İster kendi mesajınızı yazın, isterseniz bunun dışarısını işte mesaj nokta text diyebilirsiniz. Bunu da ekrana aktarabilirsiniz. Final'de de artık veri tabanımla ilgili bir işlem yapmayacağım. Kapat diyebilirim. Son kontrolünü yapayım. Başka bir şey var mı? Veri tabanımı çağırdım. Kursörümü devreye soktum. Sorgumu bir SQL string ifadesini bir SQL değişkenine attım. Sorgu değişkenine attım. Sonra execute işlemini gerçekleştirdim ve oluşturulup oluşturulmadığıyla ilgili bir mesaj fırlattım. Bakalım bununla ilgili çalışma ne yapacak? Table oluşturuldu dedi. Gelelim, var mı burada bir hareketlenme? Buna bakalım. Tekrar bir Open Database'e iş yerini açıyorum. Kullanıcılar dedim geldi. Browse Data'da evet tablom oluşturulmuş, ID isim, soy isim şeklinde oluşturulmuş. Şu an herhangi bir veri bulunmamakta. Peki gelelim Insert Data nasıl oluşturulacak? Ona da bir bakalım. Bunun için yine öncelikle bir Insert Data Pie diye bir dosya oluşturuyorum. Yine benim import SQLite. Şunlar en azından aşina olana kadar bir oluşturalım. Ne yapalım? Öncelikle hani verimizi ekleyebileceğimiz bir liste oluşturalım. Listeyi direkt ekleyebileceğim bir şey olsun. Nasıl yapabilirim düşünüyorum. Kullanıcı listesi diyelim. Şöyle bir şekilde. Pardon. Şöyle. 4 tane kullanıcı ekleyebilirim. İsim. Bu soy ismi değil mi? Normal isimlere giriyorum. ID'leriyle birlikte. Sonuç ismi değil mi? Kafadan girilip iletelim. Listeyi oluşturun. Şimdi direkt düz kullanımını da görelim aslında. Yani çeşit olması açısından. Lit, connect. Bakın herhangi bir main fonksiyonu falan yazmadım veya main fonksiyonu yazdıktan sonra main'i çağırmadım. Direkt düz bir kullanım olsun bu da. Böyle bir örnek olsun. Lead Connect diyorum. Neydi bizim veri tabanının ismi? İş yeri DB. Ve bunu da bir değişken yapalım. DB diye. Şimdi şöyle bir özellik var. With diye bir özellik var. With DB. Bununla birlikte şu kodları kullan şeklinde bir kullanım tarzı var. Bir nevi fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. Kullanım tarzını. Peki nasıl kullanayım? DB kursörümü bir ayaklandıralım. Bunu da bir kursör, bir değişken atalım. Bunu execute edebilmem için bir sorgu oluşturmam lazım. İsterseniz sorgu diye bir değişken atın. İsterseniz şu şekilde de kullanabilirsiniz. Menü şeklinde de kullanabiliyoruz. Direkt şuraya sorguyu yazabiliyorum. Mesela insert into kullanıcılar diye hatırlıyorum. Tekrar bakın kullanıcılar virgül
5 değil de bunların hepsini yükleyeceğim için döngüye alacak. Bunların hepsini 1, 2, 3 tane alanım var. 3 tane yer gönderiyorum. Buradaki soru işaretleri yukarıdan veri göndereceğim. Bunları ne yapacak? Bunları sırasıyla hani o listenin sıfırıncı elemanını sıfırıncı alana yüklesin. Birinci elemanını birinci alana yüklesin. İkinci alanını da ikinci alana yüklesin şeklinde bir aslında adresleme yapıyorum soru işaretleriyle. Ardından da kimi göndereceğim? Hemen kullanıcı listemi göndereceğim. Çok basit bu kullanım. Bakın for kullanmadım. Onun yerine with DB kullandım. Bu veri tabanıyla yukarıdaki listeyi birleştirdim. Aynı zamanda da birleştirirken de bir herhangi bir nasıl diyeyim değişken kullanmadım. Onun yerine kalktım. Direkt execute menü'nün içerisinde kullandım. Bu da nedir? Bunun içerisinde birçok insert işlemi yapabilirsin anlamına gelmektedir. Execute menü. Birçok execute işlemini yapabilirsin dedik. En sonunda ne yapacağım artık? Print diye kullanıcına bir veriler tabloya kaydedilmiştir diye bir basit bir mesaj gönderiyorum. Insert data dedim. Veriler tabloya kaydedilmiştir dedi. Gelelim bakalım. Geldi mi? Evet, geldi. Gördüğünüz gibi girmiş olduğum ID, isim, soy isim gelmiş oldu. Peki select'i nasıl kullanabilirim? Select cümlelerini nasıl gönderebilirim? Bir de onlara bakalım. Yine şurada yeni bir diye bir dosya oluşturdum. Mesela klasik. Evet. Connect. Öncelikle veri tabanımı yerini gösteriyorum. Dediğim gibi eğer bir lokasyon müsbetiniz varsa veya bir adresiniz varsa burada bunu belirtebiliyorsunuz. Yine bittiği gibi bu veri tabanıyla şu işlemleri yap tarzında bir örneğimiz olsun da. DB kursörümü öncelikle bir konumlandırıyorum. Kursör özelliklerini veriyorum. Sorgulu yapalım. Select yıldız buran kullanıcılar. Execute'umu belirliyorum. Tek bir execute göndereceğim. Parametre yok. Select pardon sorgu değişkenini çağırıyorum. Şimdi evet ben bu sorgu değişkenini çağırdım ancak bu execute işlemini yaparken bana hani tek bir satır değil de artık orada kaç tane satır varsa bana toplam satırı sayısını alıp da bunu bir döngüyle ekrana yazdırmasını istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Satır sayısı diye bir değişkene kursörümle ilgili çalışma yapıyorum. Bakın kursör neydi? Execute işleminde sorguyu da ayaklandırıyordu. Yine kursörle ilgili bir işlem yapıyorum ve bu işlemin ismi de fetch all özelliği. Fetch all özelliği getir at gibi anlamlara geliyor. Aynı şekilde bunları ne yapsın? İşte bu tablodaki kursörün okuma kafası bütün satırları toplayıp ekrana yazdırsın istiyorum. Şu an satır sayısını aldım. Bunu da bir döngüye atacağım. Satır sayısı diye buna bir değişken verelim. Veri diyelim. Bunu da düz bir mantık olaraktan veri şeklinde yazdıralım. Satır sayımın olduğu bir for döngüsü açtım ve ne yapmış oldum? Verilerimi ekrana yazdırmış oldum. Herhangi bir yanlışım yoksa. Evet. Veri tabanında ne yaptı? Tüm bilgileri çekti. Kaç tane satır varsa satır numarasını aldı. 4 dedi.
Başladı Ford döngüsünün 1'den 4'e veya 0'dan 3'e olacak şekilde çalıştırdı ve hepsini satır satır, kursör kursör ilerleyerekten almış olduğu verileri, fetch all'la almış olduğu tüm verileri ekrana bu şekilde yazdırdı. Şimdi geriye ne kaldı? Update ve delete özellikleri kaldı. Ne demiştik? Update'te parametre göndereceğiz. Parametrelerimizi belirleyebileceğiz demiştik. Execute metodunda onu kullanacağız. Şimdi onları bir uygulayalım bakalım. Elde benim update katı file şeklinde bir isim belirttim. Değişken attım. Bir değişkenliğiyle şu özellikleri kullanacağım şimdi. Şimdi update edebilmem için ne yapalım? Şu vermiş olduğum ID numaralı kişinin ismi şu olsun veya soy ismi şu olsun şeklinde bir değişiklik yapacağım. Lakin bunu yapabilmem için öncelikle bir değişkenden veri almam lazım ya da kullanıcıdan veri almam lazım. Sabit bir veri göndermem lazım. Sabit bir veri göndermeye bakalım. Yeni isim güncellenmiş alan diyelim. Bir de user ID, yani kullanıcı ID diyelim. Kullanıcı ID 1 olsun. Bir numaralı ID'nin ismi artık Seyda Nur değil de ne olacak? Güncellenmiş alan şeklinde bir değişiklik olacak. Peki, değişkenlerime attım verilerimi. Bir numaralı ID ve güncellenmiş alan şeklinde bir isim belirttim. DB kursörümüzü çalıştıralım. Nasıl çalıştıralım? Kur değişkeninde. Kur, execute, kur. Neydi bizim SQL dinlemimiz? Update kullanıcılar kablosundan update'i neyi update edeceğim? Set edeceğim. Kimleri hemen bakıyorum, tablo isimlerim neydi? İsim ve soy isimdi. İsim diyorum, eşittir diyorum, soru işareti veriyorum. Bakın az önce ne yapmıştık? Soru işaretini nerede kullanmıştık? Insert'te kullanmıştık. Tamamen adres belirsin diye şuraya gelecek, bu değişken şuraya gelecek şeklinde diye bir soru işareti kullandım. Ve yani şartım ne olacak? Benim ID olacak. ID'me de ne yapacağım? Ben göndereceğim yine. O yüzden bir soru işareti atadım. Şimdi virgül diyorum, bakın virgül dedikten sonra parametre kullanmanı diyor. Parametrelerim neydi zaten? Yukarıda belirtmiştim. İşte yeni isim ve kullanıcı adı şeklinde. Şöyle parametre listemi veriyorum. Neden liste? Kendisi iterable. Yani bir liste olarak ver bana bunları diyor. Tamam. Liste haline getirebilmem için zaten ne yapmam lazım? Parantez içerisine almam yeterli olacaktır. Yeni isim virgül kullanıcı ID şeklinde ne yapmış oldum? Belirtmiş oldum. Şimdi evet, bunu execute ettim. Ne yapacağım? Bir de commitleme işlemini yapıyorum. Bunları uyarla diyorum. Print yeriniz güncellenmiştir şeklinde bir cümle yazmış oldum. Bakalım. File select ne yaptığımızı görelim. File update. Bakalım Sevda'nın adı değişti mi? Tekrar bir file select diyelim. Yeriniz güncellenmiş ifadesi geldi. Evet, bir numaralı ID artık Sevda'nın adı güncellenmiş falan şeklinde verdi. Şurada da bir refresh attığımda bakın ne yapmış oldu? Veriyi güncellemiş oldu. Parametre listesi kullanıyorum. Eğer bir liste halindeyse veya tek bir değişkense yine liste iterable özelliğini görecek şekilde bir liste halinde yazacağım.
Soru işaretleri kullanıyorum. Nedir? Parametremin yerini tutsun diye. Peki ben bunların sırası çok önemli tabii burada. Nedir mesela ilk soru işaretim neydi benim? İsim alanı ile ilgiliydi. O zaman isim alanımla ilgili değişkenimi kullanacağım. İkinci soru işaretim kimle ilgiliydi? ID ile ilgiliydi. O zaman ne yapacağım? ID ile ilgili bir alan kullanıcıdan kullanacağım. Bunun sebebi nedir? Sırayla olmasının tek bir sebebi var. Veri tutarlılığının olması lazım. Diyelim ki burası integer, buraya kalkıp da string gönderecek olursam veya şu ikisinin yerini değiştirecek olup da string ifadesi gidecek olursa o zaman ne olur? Hatayı elde etmiş olacaksınız. O yüzden sırayla kullandığımız her bir soru işaretine gönderdiğimiz verileri yine sırayla dikkatli bir şekilde göndermeniz lazım. Peki update olayımız buydu. Tabii ki de delete olayımızda da yine buna benzer bir parametre girişimiz olacak execute komutumuzda. Onu da gerçekleştirelim ve dersimizi tamamlayalım. Delete data file şeklinde bir isim veriyorum dosyama. Yine klasik. Verilerini kullanmak benim. İş yeri değil. Şimdi silme işlemimi yapabilmem için ne yapacağım? Bir ID numarası vermem lazım. Şu ID numaralı kişiyi tablodan sil diyeceğim. Mesela birinci ID'yi silelim. Bunun için de ne yapacağım? Silinecek ID diye bir değişkene biri atıyorum. Kullanıcı ID olacak şekilde. Bir kursörümüzü aktifleştiriyorum. Bununla ilgili kursörün execute metodunu aktifleştireceğim. Ne yapacağım? Önce SQL cümlemi göndereceğim. Ardından parametremi göndereceğim. Delete from kullanıcılar ver şarta göre sileceğim. ID soru işareti. Hangi ID'nin geleceğini bana soruyor. Parametre diyor. Parametrelerin bana gönder diyor. Bakın açtım bir liste. Şuraya kullanıcı ID şeklinde gönderiyorum. DB diyorum yapmış olduğum işlemi. Komitleme işleminde tamamen parametreleri görebilsin diye komitleyebilsin diye yani onları da ayrıyeten bir execute etsin diyerekten çağırıyoruz. Parametrelerimi peş peşe algılasın diye verimiz silinmiştir şeklinde bir ifade gönderiyorum. Paydelet dedim. Bir yerde hata yedim. Parametresi kullanıcı ID'den sonra bir virgül atasam. Heh, şimdi oldu. Liste olarak gördüğü için tek bir parametreli liste hani olmaz diyerekten hani virgül koy herhangi bir parametren yoksa en azından boş dursun hatası verdi. Tamamdır. Verimizi sildi. Tekrar bir şuradan select çekelim bakalım. Geldi mi? Geldi. Birinci verimiz uçmuş. Hemen şuradan da bir refresh çekiyorum ve birinci verimiz uçmuş gördüğünüz gibi. Bu haftaki konumuz bu kadardı. SQLite'a girdik. Bununla ilgili tüm örneklerimizi yaptık. Nasıl kullanıldığına dair verilerimizi de Python kodlarımızı da işlemiş olduk.